Osman'la ne alaka ya? Şey oldu. Bak vallahi sinirim azabım bozuyor. Söylesin ne oldu, ne olacak Osman'a? Galip, Galip. Şaka yapıyorsun. Yalan söylüyorsun. Hadi be. Kimle? Osman, Rus edebiyatını hatmediyor söyleyeyim. Öleyim ben sana. Onu öleyim. Anastasya. Yemin et. Ya ben gördüm. Kaza yapıyordum olmazla. Çiçekler, gülücükler, öpücükler bana. Şaka yapıyorsun. Ateş bacayı sarmış oğlum. Feci yani durum. Çok feci yani. Bak sakın. Sakın ama Allah aşkına. Ya bir şey 40 kere dersen olurmuş. Yemin ediyorum o bak. Yemin ediyorum. Ulan ben diyorum ki bu niye kulaktan çıkmıyor? Ben de diyorum oğlanı niye yerinden ediyoruz ya. Saçma diye. Kafayı mı sıyırdınız siz? Daha abi gel. Oradan geliyor. Ay ay ya abi. Ha. Sen de sıyıracaksın kafayı. Ne? Amerika. Ne söyle? Şöyle. Osman'a Moskova Üniversitesi'nden kürsü vermişti. Ne? O ne ya? Allah aşkına. Bak söyleyeyim. Hayır bir dakika. Hayır bir dakika. Ne oluyor be? Adem Osman Anastasya'yı beraber görmüş abi düşürlerken. Şaka. Allah be. Şaka gibi. Allah belamı versin. İki gözüm önüme aksın. Bak sen Allah aşkına. Allah aşkına bak. Şimdi dedim ki ben de niye çıkmıyor diyorum evden diyorum bu çocuk kolay. Ben de diyorum. Var böyle bir şey ya. Hiç renk vermemiş. Ay gerizekalıya bak. Bak sakın Allah aşkına. Özellikle bizim hatunlara bana söylemek yok. Kurban olayım ya. Hatunlara söylersek çünkü bu milyonlar duyar yani. Ne olur. Allah aşkına bak kurban olayım tamam. Sakın sakın ne olur. Lütfen. Mahcup etmeyin beni Osman Kardeşim. Bak özellikle sen yeni damat. Felpeci bakma sakın. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. En komik tarafı ne biliyor musun? Evet. Sen hayatta yalan söylemeyen adam saman altından sürütüyor ya. Adam yalan söylememiş ki oğlum. Söylememiş. Doğru. Ne ya? Yok bir şey, yok bir şey. Her giren odaya kahkaha atıyor. Ne? Şey, helyum falan mı deniyorsun? Ne oluyor? Yok bir şey, yok. Tamam. Ne oluyor ya? Ben sınıfın istenmeyeni gibi hissettim. Öyle ya şu akıllarını mı saklayacağız? Yapmayın ya. Ne ya? Bu sır saklar mı? Bilmiyorum yani. Taşıyabilir mi bu? Ne ya? Ha? Bak oğlum, öyle bir şey duyacaksın ki... Yani bu odaya Allah belamı verseydi de girmeseydim diyeceksin tamam mı? Midas'ın kulakları yalan. Kör kuyular arayacaksın böyle bağırmak için. Hazır mısın? Bu neye gülüyor ya? Abi dur öyle söyleyince ben tırsıttınız ben çıkayım henüz. Gel görüş. Ne ki o büyük bir şey mi? Gel. Dur tırstım ben ya. Hayır. Tamam tamam gel gel gel. Tamam. Hamam gecesine imzayı sen atmışsın oğlum. Ne yapmışım ki ya? Ne yapmışım ki? Ne gülüyorsun lan? Şuna bak nasıl gülüyor. Osman. Anastasya. Davay davay. Bırakın Allah sen ya. Evet, koca koca adamlar dalga geçecek başka şey mi bulur? Saçma sapan şeyler. Bana kimse söylemez değil mi? Söylemez. Çıkmaz mı? Önce söyle. Vallahi mi lan? Ya vallahi. Bizim bıyık ya. Baya Anastasya. Kamlar ya. Ya. Şakaydı gerçek oldu. Yok yok gerçek. Bak sakın. Bu niye bak zıkkıcı çıktı ya. Lütfen bak aramızda kalacak arkadaşlar. Tamam. Allah aşkınıza yani benim Osman'a mahcup etmeyin. Ya ben kime söyleyeceğim zaten? Abi söylemeyin. Kim biz söyleyeyim? Emin miyiz ya? Ya emin ne demek lan kendi gözlerimle gördüm oğlum. Şeyin oradan giderken Bursa bir şey hamam yolunun orada gider ya. Abi bir baktım bunlar böyle. Buyur. Mersi canım. Ya Diloş'um, ne olursun sen de gel. Ya yalvarıyorum, bak dövüşleri iki dakika Gülistan ablaya bırakırız. Oradan biz seninle bir hamama gireriz. Aha. Bir iyi gelir. Hem de bir sürü kıyafetim var biliyor musun doğum sonrasından kalan. Ve hepsi olur, eminim. Hatırla beni yani. Ha bak bütün itirazlarını çürüttü, hadi. Ya tamam da... Ya Adem gelecek diyorsun, belki şeyle gelmek ister. Aradım sordum şeyle falan gelmiyor. Hı. Zaten evde de görüşüyorsunuz. Yani bir sorun olacağını düşünmüyorum. Kız peki de bir kere de. İyi tamam. Hı. Çok affedersin sen niye gelmiyorsun? Ay hiç öyle hamam mamam sefasına giremem bu saatten sonra.
Hiç işim olmaz. Siz biraz ikiniz takılın ayrıca. Bak bu kıyağı da yapmama. Ne oldu kız? Aa, kız ne oldu? Aa. Hamile. Hamile. İkinci geliyor. Ay teyze daha neler hemen sende ya. Bir dur. Ay konuşma makinesine döndük. Allah geliyor. Süreyya. Süreyya. Bağıramıyorum da. Bebek uyuyor. Kız. Hamile. Bir sus, bir sus. Süreyya. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Test alalım, test. Ne? Hamile değil misin? Ay ya ha? Yok canım. Mümkün değil. Neden? Yahu müsaade et de ben bileyim teyze. Ha, niye öyle söyledin? Donanımda bir sıkıntı mı var? Yok ya bir şey. Yani... Öyle iş güç. İşte zamansızlık. Yorgunluk falan. Şey de oldu ya. En sonki olaydan beridir de biraz gergin gibiyiz. Yani toplayamadık tam. Çok da yüzüme de bakmıyor. Ama sağ olsun elim tutuyor gece uyurken, o da bir şey. Yani iki aydır öyle çok toparlak değiliz. Mesela İstanbul'a gidecek. Normalde dönerdi. Şimdi dönmeyecek. Beni de çağırmadı. E tamam sen de atla git hadi peşinde. E yaz. Şimdi gece arar beni falan. Ay o konakta kıranlık kadar insan var ya. Bir gecede baksınlar ne olacak? Ay nedir bu halin, bu anaç tavırları yahu? Biraz da kocanın yanında dur. Bak kayınvalidenden feyz al. 60'ından sonra buldu kocayı, nasıl kıymet? Ay teyze. Kız. Ne yapıyorlar odada? Böyle bardakla yiyip dinliyor musun? Terbiyesizsin sen ya gerçekten. İlla anneme de girecek yani, oradan da bir laf atacak. Ay annesini sevsinler. Sen yarın git git hadi. İyi de çağırmadı. Ay Süreyya her şeyde devletten beklememek lazım. Sanki sana hayır diyecek ya. He ya. Ayrıca onların burnlarının ucunu görmeye vakti yok. Akif bile gece yarıları geliyor. O hep senin yüzünü güldürüyor şimdi bak. Doğruya doğru. Adamın sürprizleri rüyama giriyor ya. Birazcık da sen onun yüzünü güldür. Ne bu halin? Böyle bir anaç tavuk gibi geziyorsun ya. Ay kadın beni kendimden soğuttu. Öyle bir noktadayım şu an. Kalk hadi biz hazırlanalım bari de. Tamam. Biraz süs yapayım. Gidelim mi? Yaza gidelim mi? Yaşa gidelim mi? Hadi yap finalini, konuşmanı yap, at havanı git. Sağ olsun kızım bana bu konuda söyleyecek hiçbir laf bırakmadı. Kıymet, bu bizim güç savaşımız değil. Ben sana bunu kaç defa söyledim. Bak çocuklar mutluysa, doğru yolu buldularsa bu ikimiz de kazandık demek. Tamam, sen de bunca zamanın hatırı yok, tamam. Çocukların da mı hatırı yok? Torunlarının da mı hatırı yok? Ha? Biz seninle sadece arkadaş değiliz ki keselim atalım. Biz aynı zamanda akrabayız. Bazı şeylerin üzerinden atlamamız lazım. Onun için de ben sizi bu akşama davet etmek doğru. için. O atladığımız şeyler, örttüğümüz şeyler, Fikret Bey'in hatalarıysa bunu söylemek gayet kolay. Benim kızım her seferinde senin sözünü dinliyorsa gayet kolay. Kıymet, ben hiçbir zaman örtelim demedim. Ben birlikte mücadele edelim dedim. Ben her zaman İpek'in arkasında durdum. Tabii. Bu sefer ben söz veriyorum. Sen söz verme Esma. Söz verme. Unutma ihtimalin olmadığı zamanlarda bile verdiğin sözü nasıl tuttuğunu ben gayet iyi hatırlıyorum. Çok az şey bir ömür verilmiş dostluğun heba olduğunu görmekten daha üzücüdür, biliyor musun? Dur, ben de aynen böyle düşünüyorum. Ağzına sağlık. Bunca zamandır sessiz kalan ben. Çiğnenen ben. Anne saygısı görmeyen ben. Kızının mutsuzluğunu izleyen ben. Kocandır diyen ben. Ama dostluğunu...
heba eden de ben, öyle mi? Sana bir şey söyleyeyim mi Esma? Ben bunca zaman sana senin olan bir kız yetiştirmişim. Hayrını gör. Söyle onu. Ben artık yokum. Giderken kapıyı çekersin. Nazif, nereye gidiyoruz ha? Söylemeyeceğim mi? Hı? Yani büyülü gibi şakıyan insansın, ağzında bıçak açmıyor Nazif. Vallahi yenge, ikinci bir emre kadar benim ağzımı açmam yasak. Ben ağzımı açınca durduramıyorum Meret çünkü. Anlatıveriyorum her şeyi. Hiçbir şey anlatamam yenge, hiç zorlamayın beni. Hiç beni sıkıştırmayın da hiçbir şey anlatamam. Ben müzik açayım yenge size? Ay yok, istemem, tamam. Nazif, biz nereye gidiyoruz, konağa mı? Konağa gidiyoruz herhalde. Şey mi sürpriz, konaktaki yemek mi? Of! Vallahi yenge anlatamam. Anlatmam yasak, söyleyemem. Ya boş ver yenge. Ya yenge sen Allah aşkına anın tadını çıkarsana. Tamam, ne yapalım? Olsun, tamam, güzel. Şükret'le konakta şey, yemek. Biliyorsun ilki biraz aceleye gelmişti. Nikahımız da epey curcunalıydı. Ben de dedim ki madem her şey yeni baştan başlıyoruz, o zaman... seni bir ömür boyu mutlu edeceğime, buradaki herkesin göz önünde son defa söz veriyorum. Benimle evlenir misin? Evet.
Bravo. Bravo. Çiftimiz de nihayet gelmiş. Vallahi Osman hiç eğreti durmamış oğlum ha, hayırlısı. Haydi bakalım. Evet. Şahitlerimizi alalım. Tabii. Tabii. Ben geliyorum. Tamam. Siz geri gidin. Tamam. Anladım. Siz yine şahit seçmemişsiniz. Başımıza hep bu geliyor. Ben hepinizin maili şahit yazıyorum. Yo. Şey, yalnız beni sil Osman, beni sil. Yani şimdi şahitliğin de tırstım. Şu defteriniz. Fikret Bey yardım ederseniz. Evet. Evet. Başlıyorum. Buyurun. Gençler ve genç kalanlar. Bildiğiniz üzere bu gece burada Fikret Bey'in gönlü olsun diye toplanmış bulunmaktayız. En ciddisini seçtik bile yani. Lan artık ne coşturduysa. Bravo. Oğlum hadi. Bravo. Adam ruhunu teslim etti hadi. Hadi val bak kız kaçarsa yemin ediyorum sana yürürüm ha. Tamam. Sevgili telaşlı çiftimizin belgeleri Boran ailesi meclisinde incelenmiş. Ve evli kalmalarına bir engel olmadı görülmüştür. Allah razı olsun. Siz Fikret Boran. Evet. Sayın İpek Boran'ı el üstünde tutacağınıza bu sefer söz vererek eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın İpek Boran. Evet. Evet. gelin çok hevesli çıktı. siz İpek Boran. Bu deliyle daha önce evlendim. Yine olsa yine evlenirim. Demekte kararlı olduğunuza emin misiniz? İyi düşün, iyi düşün. Evet. Bravo. Peki sizler şahit misiniz? Evet. O zaman ben de sizi Boran Galaksisi'nin valisi, amiri, belediye başkanı olan Esma Boran'ın bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Şuraya da bir imzanızı alayım ben hemen. Evet. Osman'a bak dili nasıl çözüldü. Evet şu an şeyi vereceğim. Evet. O zaman bunu da evin hanımına veriyoruz. Bravo! O zaman? Çiçek. Çiçek. Tabii ki. Evet. Bir, iki, üç. Bravo. Tamam o zaman şahitler de gelsin bir imza bir şey atalım hadi buradan. Kınayı Rusya'da yapacağız. Evet buyurun Esma Hanım. Buyurun. Hayır. Buyurun Esma Hanım. Sen benim sayfamı. Yine Osman'la. Bir yastıkla kocayım. Yenge. Teşekkür ederim. Evet, eyvallah. Evet, imza. Allah bir yastıkla kocatsın, ayağınıza bir daha taş dolanmasın. Ama bir daha böyle bir şey olacak olursa biz hepimiz Fikret tek.
Sen tipsin o zaman. Ya ben nasıl bir şaka yaptım? Bir hoş geldin Armağan. Hey, hadi bakalım. Sonum benim, oh, sonum benim, sonum, sonum. Ne yapıyoruz? Ne? Buraya imza mı çekiyoruz? Adem Bey, şuraya bir yere. Ha? Şura, Adem, şurayı. Ay. Şur. Kalbime kondu, ömrüm kışlar gibiydi, sonsuz bir bahar oldu. Esmer bir akşam vakti, senle yeniden doğdu. Benden çaldıkları dedikleri, kaybettiğim kaderi buldum. Dünyanın yükünü yasalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe, yeter ki sen ellerimden tut. Dünya salar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe, yeter ki sen yüreğimden tut. Adı hayatmış, hala yalansız masum, bir tek gözlerin kalmış. Esmer bir akşam vakti, senle yeniden doğdu. Benden çaldıkları dedikleri, kaybettiğim kaderi buldum. Dünyanın yükünü yasalar payıma, dost düşman bir olup çıksa da yoluma, vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe, yeter ki sen ellerimden tut. Dünya düşman bir olup çık.
çıksa da yoluma. Vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen ellerimden tut. Dünyanın yükünü yasalar. Her şey çok güzel ama sensiz eksik. Dost, aklım sende. Keşke sen de burada olsaydın. Vazgeçmem senden yine de ben aşkla yürürüm ateşe. Yeter ki sen yüreğimden tut. Benim keyfim gayet yerinde. Sen de keyfini çıkar. Gelince hasret gidermek için bazı planlarım yok değil. Geldim, geldim, patlama. Anne. Anne, ne yapıyorsun? Tamam, halledeceğim. Aşağıda bekle istersen. Ben bir konuşup geleyim, tamam. Emin misin? Çıkarken anahtarı bırak da git. Anne, neden böyle yapıyorsun? Hani niye beni bu kadar üzüyorsun? Ben sana sordum. Köprüleri yakacağım. Emin misin dedim. Emindim. Anne, ben bilmiyordum ki Fikret'in bu kadar değişebileceğini. Ama Fikret değişti. Anne. Ben biliyorum senin benim için ne kadar endişelendiğini, beni merak ettiğini anlıyorum. Ama ben hiç bu kadar mutlu olmadım ki. Evliliğimde de hiç bu kadar mutlu olmadım ben. Ne yapsaydım? Böyle saçma sapan bir inat yüzünden ben bütün mutluluğumu heba mı etseydim? Bunu mu isterdin? Yok, mutlu ol işte. Mutlu. Ama ben sensiz mutlu olamam ki. Yani sizsiz mutlu olamam ki ben. Bak, bu zamana kadar ben ne zaman gitmek istesem bana kal dedim. Şimdi ben bütün kalbimle kalmak istiyorum. Sen bana gel diyorsun. Anne, benden ne istiyorsun sen? Sen senin isteklerin mi olsun istiyorsun yoksa ben mutlu olayım mı istiyorsun? Ben ta en başından gitme dedim. Gittin. Kal dedim, boşanacağım diye tutturduğun için kal dedim. Sen hep nerede, ne zaman, ne yapacağını bilemediğin için bu haldesin. 50 kere kazdığın kuyudan altın mı çıkaracaksın? Ne diyeyim? Allah yolunu da, bahtını da açık etsin. Ay. Giderken anahtarı bırak da git. Anne, ben ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani
özür dilerim. Anne özür dilerim. Anne özür dilerim. Bak bu zamana kadar ya Fikret hep bir çukur kazdı ya ben. Biz şimdi Fikret'le beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Anne mutlu olmaya çalışıyoruz. Başarmak istiyoruz. Ben o çukurdan madem bile bulsam mutlu olamam ki sensiz. Sizsiz ben mutlu olamam. Anne yapmak zorundaydım bunu. Çocuklarım için, kendi mutluluğum için denemem gerekiyordu. Anne. Gidiyorum. Yani şimdilik. Siz beni anlayıncaya kadar. Özür dilerim. Sizi çok fazla seviyorum. Çok çok. Dedi? Hiç. Yani bir şey demedi. Peki. Eğer izin verirsen yani ben gidip bir konuşabilir miyim? Ya şimdi biraz bir yalnız bırakalım bir sakinlesin. Yani görmeden inanmayacak demek ki. Fikret, babamla da konuşma bu aralarda olur mu? Hani şimdi birbirinize öfkeniz var ya. Yani konuşup birbirinize daha da fazla kinlenmenizi istemiyorum ben. Yok yani benim onlara kinlenecek bir durumum zaten olmaz da. Sonuçta yani benim kızımın üzerine ben daha çok üzerdim. Sana söz veriyorum. Gün gelecek, iyi ki bizi dinlememişsin diyecekler. Onları dinlemediğin için asla pişman olmayacaksın. Biliyorum. Nereye kaçırayım seni? İş ne olacak? Aman canım ne işi ya, balayındayız yani. O zaman... Şöyle romantik bir akşam yemeği. Romantik? Aha, belki ardından güzel bir otel buluruz. Ya. Belki üçüncü çocuk. Tamam, sen onları masanın üstüne bırak, ben gelince imzalatacağım. Tamam, teşekkürler. Seda, Ulaştırma Bakanlığı'ndan belgeleri istemiştim de onları bıraktırdım. İyi yapmış. Dönünce hallederiz artık. Rahatsız eder mi? Yok, hayır. Şu torpidoyu bir açsana ya, orada yol nevaleleri falan var. Oo, burası hazine gibiymiş ya. Sizin bu kadar tatlı ile aranız olduğunu bilmiyordum. Tatlıyı daha çok Süreyya seviyor, ben tuzlucuyum. En sevdiğim çikolata. İster misiniz? Bana tuzluyu ver. Teşekkür ederim. Sen tatlıları yiyebilirsin ama istersen kraker de al yani.
Vallahi buna hayır diyemeyeceğim. Afiyet olsun. Nerede senin annen? Ben senin annenden seni at dişlerini. Uy fıstığım benim. Ay benim hediyem Süreyya'ya. Ay bu ne kadar güzel bir duyguymuş böyle. Sen de görüp hep imrenirdin. Bu nasıl bir duyguymuş ya? Sen yarın git git. Hadi. Haksızlık mı ediyorum babaya? Ha? Evet. Değil mi? Bu kaosta yine fena idare etmiyor adam. Peki sen bu gece bana izin verir misin? Hı? Bir gecelik sadece. Gidip babanın gönlünü alsam. Verirsin bence. Bence verirsin. Bence verirsin. Seni mesela pusetine doğru koysam ben. Ondan sonra küçükten bir hazırlansam ben. Ya da beraber mi baksak biz? Uçarak mı gitsek bakmaya? Sen bu yaşta acaba benim sırdaşım mı oldun? Ne oldun acaba? Hı? Maymunum. Maymunellam. Emin atlatın seni seçtiniz. Hangisi? Oo, biraz fazla iddialı değil mi sence? Biraz fazla iddialı. Bir tane de ben seçeyim. Evet, olmadı. Fark ettim ben de. Bir tane daha bakalım. Bakarım bu nesilmiş. Bu? Bir dahaki sefere imzaların atılması diyelim ya Farukcuğum. Yemek için teşekkür ederim. Eyvallah. Adım adım ilerleyeceğiz artık. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Eyvallah. Adamları iyi sıkıştırdınız Faruk Bey. Yani o kadar yoruldum ki artık bir saatten sonra ne dediğimi hatırlamıyorum. Beynim boşaldı resmen ya. İş bitmeyecek sandım ya. Tam pilim bitiyordu. Toplantı bitti çok şükür. Ben toplantıda konu başlıklarını not aldım. Bir özetini çıkartırım. İsterseniz yarın bir son kez bakarsınız. Aferin sana. Vallahi sana güvenerek yolladım bunları ha. İyi yapmışsın. İyi ki de gelmişsin gerçekten. Ya bu arada sağ olasın. Yani seni tuttuk çok da geç oldu. Ne oluyor arkadaşın nereden geliyor sen nasıl gidiyorsun? Ha? Ben onu aradım bir ara meşgul attı. Şarjım bitiyor. İşim de uzun sürecek galiba nasıl yapalım yazmış. Olmadı siz istirahat edin. Ben beklerim burada. Yani bir şekilde arar sonuçta. Eğer sarhoş olmadıysa tabii. Çünkü içince kafası gidiyor. Yok canım olur mu öyle şey? Gel sana bir oda ayarlarız biz. Arkadaşın gidecek yine gidersin sen. Hadi gel halledelim şunu. Siz çok yoruldunuz zaten. Dinlenin ben hallederim. Rezervasyon benim işim zaten biliyorsunuz. Zaten başınıza dert oldum bari işimi halledeyim. Ne derdi canım ya? Ne derdi Allah aşkına? İyi ki de gelmişsin. Olur mu öyle şey? İyi peki Hatuman. Ben dinleniyorum. Sen git odanı falan ayarla. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Tamam mı? Tamam. Hadi hoşçakalın. Bakalım. İyi geceler.
Vallahi ya ben neden korkuyorum biliyor musun? Ne? Şimdi Faruk Bey'im sizsiz yapamıyor ya. Acaba diyorum ben toplantıdan sonra çıkıp gelmesin sizin yanınıza? Ay gelmesin. Tabii ki Nazif gelmesin. 40 yılın başında bir sürpriz yapayım dedim. Şimdi kalmayayım ortada öyle. Yenge, gerçi bizim konakta 40 yıl çok çabuk geçiyor. Hani şey anlamında yenge. Hani şey anlamında yenge, hani sürprizler bitmiyor anlamında. Yani sürprizlerin hani arkası kesilmiyor anlamında. Sürekli yapılıyor. Fikret benim de maşallah şeker gibi bu ara. Bence otelin masaj hediyesi var diye çağırt, sen masaj yap. Bu saatte. Teyze direkt fanteziden girdi. Ya niye gidiyor? Yazdan uyuyamıyoruz burada, rahat rahat kıvralalım diye mi? Senin önerin ne? Uyumasını beklesin. Kapıyı açtırabilirse usulca girsin. Aklını alsın. Süreyya'nın kafasına vazo geçirsin hırsız diye, hastanelik olsunlar. Akif'in sürprizlerine bağlansın. Felaket tellalı yeminle. Teyze sen uysan artık. Yok canım. Odaya sürpriz canlı bağlanacağız. Yok artık. Niyeti bozdu kadın. Ay, az kaldı, yaklaştık.